Zona hemen hemen birçok yaşlı insanda gözükebilir. Zonanın sebebi su çiçeği sebep olan varisela zosta virüsü yok olmaz. Sinir sistemine yerleşir, sinir köküne. Hı hı. Spinal cord isimli beyinden kuyruk sokumuna kadar uzanan, omurilik boyunca uzanan sinir demetinin içerisinde gizlenir. Ne zaman ki kişinin bağışıklık sistemi zayıfladı, harekete geçer. Genellikle kuşak etrafında olduğu için sağ büyür, sol büyür, kuşak hastalığı da denir. Çok ağırlı, sancılı yaralar, yanık gibi rahatsızlığa sebep olduğu için gece yanığı da diye de anılır. Nadiren omuzlarda veya kalçada da olabilir. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı rahatsızlık normal olarak 2-3 hafta sonra kendiliğinden yok olabilir. Bağışıklık sistemi güçlüyse. Fakat bağışıklık sistemi zayıflamışsa ne olur? 2 yıl dahi geçmeyebilir. 2 yıl dahi kişiyi sürekli rahatsız edebilir. Bu nedenle kişinin bağışıklık sisteminin çökmemesi, bağışıklık sistemini güçlendirmek gerekir. 70 yaşında bir beyefendi, Ahmet Bey, yakalanmış. Atlatmış tabii, doktoruna gidiyor. Doktora diyor ki bu virüs, herhangi bir antibiyotik kullanılmaz, faydası olmaz. Bekleyeceksin. Zona geçmiş ama ağrıları, sızıları devam ediyor. Yapacak bir şey yok. Ağrılar, sızılar, sancılar 2 haftada da geçer, 2 yılda da geçer. Hiçbir şey diyemeyiz demiş. Tabii oğlu araştırma yapmış. Bu zonayı atlattıktan sonra sağında solunda ağrılar devam ediyor sinir ucularında. Bir de ayak bileğinde, efendim dirseğinin etrafında, kalçasında, orada burada şurada bazen içinde böyle su kabarcığı gibi kabarcıklı, kaşıntılı kabarcıklar oluşuyor. Orada bir bakıyorsun, orada bir, orada bir, burada, sonra geçiyor, tekrar rahatsız ediyor. Adamcağız tabii sebebini biliyor. Nereden kaynaklandığını sonradan sonra evet, biraz ortaya çıkıyor. Ama doktor diyor ki hayır diyor. Bununla ilgisi yok. Bu başka bir şey. Sonra oğlu bana geldi. Ne yapabiliriz? Bağışıklık sistemini güçlendireceğiz. Nasıl güçlendireceğiz? Bununla ilgili işte ne var? Çin tırtır mantarı var. Spirulina var. Efendim. Melisa var. Oğlotu var. Evet. Spirulina Hawaii adalarında özel olarak yetiştirilen spirulina 2000 çeşit enzim içerir, 94 çeşit mineral içerir. Özellikle de demir, çinko, selenyum içerir. Bunun birleşiminde balık yağlarında olan omega 3, 6, 9 var. Evet. Esensiyel ve esensiyel olmayan amino asitler var. Yani besinlerde olan ve olmayan. Yani bazı amino asitleri bünyemiz yapar, bazılarını da hazır alır besinlerden. Bunun özelliği hem esensiyel hem de esensiyel olmayan amino asitler. Amino asit nedir? Hücre yapımında kullanılan. Mesela Çernobil atom reaktöründeki, Çernobil'deki kazadan dolayı Ukrayna, Beyaz Rusya gibi ülkelerde birçok çocukta antral gastrit, midesinde iyileşmeyen yaralar oluştu. Radyoaktif maddeden dolayı. Yani sonu ölüm olacaktı. Kanser gidiyor. Gitti gidiyor. Her şeyi denediler. Ne oldu? Hiçbir çözüm bulamadılar. Sonunda antral gastrit, radyoaktif maddenin sebep olmuş olduğu antral gastriti spirulina ile tedavi ettiler. O kadar güçlü. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Vücudun ihtiyacı olan her türlü vitamin, mineral, enzim, efendim amino asit, omega 3, 6, 9 hepsi var. Artı doğal. Uzaya giden astronotların kullanmış olduğu, mesela Google'a girin, spirulina yazın. Böbrek için, antioksidan, kalp için, karaciğer için bütün organları güçlendiriyor. Vücudu arıtıyor, temizliyor vesaire. Evet. Kullandığı zaman kişi görecektir etkisini. Evet. Cordyceps, Çin tırtır mantarı. Cordyceps Himalaya dağlarının en yüksek tepelerinde kendiliğinden en zor şartlarda
yetişir. Bunun özelliği oksijen ulaşmayan noktalara oksijen ulaştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Yani şimdi mesela makrofaj. Makrofaj insan kanında dolaşan bakteri, virüs ve mantarları yok eden ahtapot gibi bir hücre. Makrofaj kanımızda dolaşır, sürekli bakteri, virüs ve mantarları takip eder. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarı ahtapot gibidir. Evet. Yer yutar, parçalar yok eder. Yakalamayadığını böyle makrofaj T şeklinde, Y şeklinde antikor fırlatır. Makrofajı kortisep harekete geçirir. Makrofaj oksijeni bölüp parçalayarak çift molekülden tek moleküle düşüren bir özelliğe sahiptir makrofaj. Çinliler bunu 1200 yıldır kullanıyor. Doğal antibiyotik, hiçbir yan etkisi yok. Kortizondan 3 defa daha güçlü, antiseptik ve hiç yan etkisi yok. Evet.